Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçek zamanlı webcam görüntülerinden ya da kameralardan arka plan kaldırmayı göstereceğim. Filmora, CapCut gibi uygulamalarda da hazır videolarımızdaki arka planı kaldırmayı birlikte deneriz. Yanlış saymadıysam 11 adet yöntemimiz olacak. Tabi bunların hepsini programsal olarak yapacağız. İşin çok daha düzgün, mükemmel olmasını istiyorsanız Green Screen kullanmanız gerekiyor. Bu da arkaya bir perde ya da koltuğa bir aparatla gerçekleştirilebiliyor. Yeşil perde ya da mavi renkte kullanılabilir tabi bu tür bir uğraş zahmet verici ama ilerleyen videolarda bunu da birlikte deneriz. Bugün sadece programsal olarak bu işin nasıl yapılacağını ve nasıl sonuçlar alabileceğimize birlikte bakalım. Uygulama linklerini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz ve kanalıma abone olarak desteklemeyi unutmuyoruz. Hadi başlayalım. Evet ilk uygulamamız Nvidia Broadcast. Giriş kısmındaki sahneyi OBS Stüdyo'da oluşturdum ve Nvidia Broadcast'i kullandım. Aslında nasıl gözüktüğünü sizlere göstereyim. Hemen arka plan kaldırmayı kapatıyorum ve tam ekrana geçiyorum. Aslında normal görüntü bu şekilde. Şu an Nvidia Broadcast yazılımını kullanıyorum. Hemen masa üstüne geçelim. Şimdi programımızı kısaca sizlere tanıtayım. Mikrofon, hoparlörler ve kamera kısmımız var. Mikrofon kısmında gördüğünüz üzere gürültü engelleme seçeneği mevcut. Bu dış sesleri engelliyor. Bu özellik sadece RTX serisinde değil GTX serisinde de kullanılabiliyor. Ayrı bir yazılım yapmışlar. Bunu indirerek kullanabilirsiniz. Bunu da video açıklamasına koyarım. Kamera kısmına geldiğimiz zamansa işler değişiyor. Yapay zekanın gücüyle kameraları ve mikrofonları üst düzey cihazlara dönüştüren Evmedia Broadcast haliyle her ekran kartında çalışmıyor. Kamera kısmını efektleri ancak RTX ekran kartlarında kullanabiliyorsunuz. Tabi Frame Generation'da da benzer bir durum vardı ama yapılan bir modla 20 serisi kartlarda, 30 serisi kartlarda çalıştırmayı başardılar. Benzer bir durum bunda da söz konusu. Eski sürümleri çalıştırmayı başarmışlardı ama GT serisi de ben denediğimde çalıştıramadım. Belki ileride çalışır bilemiyorum. Söylenen gücünü yapay zekadan aldığı için ancak RTX kartlarda çalışabileceği yönünde. Hemen masa üstüne geçelim. Arka plan kaldırmayı devreye soktum şimdi. Şimdi burada efektlerimiz var. Bu efektlerimiz arka plan bulanıklaştırma, video gürültüsü silme, göz teması, vinyet, arka plan değiştirme gibi bunları da kullanabiliyorsunuz. Burada en çok işinize yarayacak şey arka plan bulanıklaştırma. Bunu birlikte deneyelim. Hemen tam ekrana geçelim. Bulanıklaştırma araştırmayı devreye sokuyorum. Şu an yoğunluğu en düşük moda getirdim. Biraz yükseltiyorum. Şimdi arka plan bulanıklaştırma da bunu kamera yapmaz. Tamamen lensle alakalıdır. Ama böyle bir ekipmanınız yoksa bu program gerçekten işlevsel. Bu şekilde odak noktası siz olabilirsiniz. Daha ilgi çekici videolar çekmenize olanak sağlayacaktır. Arka plan bulanıklaştırmayı da bu şekilde denemiş olduk. Şimdi herkesin Nvidia ekran kartı olmayabilir. Ya da RTX serisi ekran kartı olmayabilir. Bunlar içinde 4 adet program incelemesi yapacağız şimdi sizlerle. Daha çok web kameralarda kullanabileceğiniz 4 adet arka plan kaldırma programını da birlikte inceleyelim. Hadi başlayalım. İlk uygulamamız AlterCam. Çok başarılı bir uygulama değil ama yine de birlikte bir bakalım. Hemen masa üstüne geçiyorum. Uygulamaya girdikten sonra Option bölümüne giriyoruz. Buradan ilk önce Virtual Cam'den kamera çözünürlüğünü ayarlıyoruz. Bundan sonra Virtual Background'dan arka plan kaldırmayı devreye sokuyorum. Buradan renk seçmemiz gerekiyor. Green Screen ve ondan sonra OBS Studio'da da Chrome Key kullanarak arka planı kaldırabiliyoruz. Aslında tam olarak arka plan kaldırıyor diyemem ama Green Screen bir arka plan oluşturabiliyor. Bu şekilde de arka planı kaldırabilirsiniz. Şimdi uygulamaya baktığımız zaman değişik seçenekler var. İmaj seçeneği var. Efektler bölümü var. Efektlerde değişik efektler kullanabiliyoruz. Bu şekilde seçenekler mevcut. Neon efektlerimiz var. Negatif efektlerimiz var. Bu şekilde çeşitli efektler de kullanabiliyoruz. Kalite bu şekilde gördüğünüz üzere. En fazla başarabildiği kalite bu. Kararı siz verin. Hemen ikinci uygulamamıza geçelim. İkinci webcam uygulamamız Chroma Cam. Uygulamamıza hemen bakalım. İlk önce settings'e girip kameramızı seçmemiz gerekiyor. Yine background bölümüne geliyoruz burada. Üstten ikinci seçenek arka planı kaldırıyor. Şu an gözüktüğü gibi kalite bu şekilde. En baştaki seçenek blur. Bulanıklık efektini veriyor. Hemen tam ekran yapıp bir deneyelim. Bu şekilde arka plan Blur'un düzeyini ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz üzere kalite bu şekilde. Daha fazla ayar yapmak istiyorsanız para vermeniz gerekiyor. Beleş bu kadar oluyor. Tekrar masa üstüne geçelim ve arka planı kaldıralım. Başka seçenekler de var ama çoğunda para istiyor. Tam ekrana geçiyorum ve arka plana değişik resimler koyuyorum aslında pozisyonu şu şekilde değiştirebiliriz. Boyutla da bu şekilde oynayabiliriz. Kaliteyi görüyorsunuz. Bir blur atayım mı? Evet Chrome Cam programı da bu kadar iş yapıyor. Öbürküne göre daha kapsamlı ve daha güzel işler çıkardığını söyleyebilirim. Sırada iki tane daha webcam uygulamamız kaldı. Onlara da bir bakalım hadi. İki uygulamamız Vcam AI. Aslında dördüncü bir uygulamamız da var. Xsplit Cam. Kısa yollarına baktığınız zaman aynı olduğunu görürsünüz. Aynı altyapı üzerinden yapılmış iki program. İkisini de göstermeme gerek yok. kemi göstersem yeterli olacaktır. Bu arada Vicam daha iyi performans veriyor diye düşünüyorum. Video açıklamasındaki linkten x Cam'i de deneyebilirsiniz. Şu an Vicam uygulamasından arka planı kaldırıyorum. Gördüğünüz üzere ikinci seçenek Remove. Arka planı kaldır. Orijinal görüntüye getirirsem olayı anlarsınız. Bu programı diğer programlardan ayıran bir özellik var. Hemen şöyle ayarlara girdiğimiz zaman en üstte bir seçenek görüyorsunuz. Remove Chair. Yani sandalyeyi kaldırıyor. Hemen devreye sokuyorum. Sandalye ortada. Tekrar yapıyorum ve sandalyeyi yok etti. Auto frame var. Şu şekilde. Enhance lighting. Işık düzeyini biraz da kaliteli hale getiriyor. Yükseltiyor diyebilirim. Hemen deneyelim. Aradaki farkı görüyorsunuz. Quality kaliteyi ayarlayabiliyorsunuz. Şu an en yüksek seçili. Resolution çözünürlük şu an 1080p'de. 30 fps'e sabitleyebilirsiniz isterseniz. Kamera ayarlarına da giriş yapabiliyorsunuz. Hemen tam ekrana geçiş yapalım. Şu an tam ekrandayız ve orijinal görüntüye geri getiriyorum. Şu an orijinaldeyiz ve orijinali de geri getirdiğim zaman blur seçeneği açıldı gördüğünüz üzere. 9 yapı idare eder. Arka plana istediğiniz resmi de koyabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bu programın kalitesi de bu kadar. Nvidia Studio ile yarışır mı siz karar verin. Ama şöyle düşünürseniz bir webcam'iniz var. Nvidia ekran kartınız yok. ve Bu program kullanabilir. E, Tabi aşağıda bir logo görüyorsunuz. O logoya ne yaparsınız <laughs> onu bilemiyorum. çöz çözümler bulabilir. OBS Studio'ya e geçtiğim zaman şöyle çekersem logo ortadan kayboldu. Nvidia Broadcast'i inceledik. 4 adette de webcam uygulaması sizlere gösterdim. Etti 5. Daha önümüzde çok yol var. İlerlemeye devam edelim. Şimdi daha değişik bir şey deneyelim sizlerle. Elinizde bir video var ve arka planı kaldırmanız gerekiyor. Mesela bir oyun videosu çekiyor olabilirsiniz. Ekran görüntüsünü alırsınız ve kamera görüntüsünü ayrı bir şekilde kaydedersiniz. Arka planı kaldırıp iki görüntüyü birleştirebilirsiniz. Bu amaçla kullanılabilirsiniz olabilir. Ya da ne yapabilirsiniz? İki görüntüyü üst üste atarsınız. Bir görüntünün arka planını kaldırırsınız. Diğerine blur atarsınız. Böylece arka planda bulanıklık efektini oluşturmuş olabilirsiniz. Hayal gücünüze göre istediğiniz şekilde arka plana istediğiniz videoyu koyabilirsiniz. Bu arada İstanbul'da hava serin ve video çekme fırsatı bu sayede bulabildim. Abone sayısına bakıyorum. Hala diplerdeyiz. Hadi bakalım tam destek hep destek diyelim. Abone olmayı unutmayın. Evet masa üstündeyiz şu an. Eski videolarımdan küçük bir parça kestim. Bunu CapCut'a atıyorum. CapCut'a attıktan sonra hemen şuralarda bir yerde olması gerekiyor. Arka planı kaldırma. Otomatik kaldırma, özel kaldırma. Artık CapCut biliyorsunuz çoğu şey paralı oldu. Olay ne? İlk önce güzele insanı alıştıracaksın. Sonra paralı yapacaksın. Güzelden vazgeçemeyecek. Şimdi özel kaldırma Pro'ya dahil. Bunu kullanamıyoruz. Hemen otomatik kaldırmayı seçiyorum. Tabi burada da seçenekler var. Onlar da Pro. Şu an arka planı kaldırdı. Videoyu bir iste alıyorum. Hemen şuradan bir oyun videosu var. Bunu atıyorum. Şöyle yapalım. Evet. CapCut'ta katman mantığı biraz daha farklı gördüğünüz üzere. Hemen şuradan videonun sonuna gelelim. Şöyle bir kesik atalım ve fazlalığı silelim. Ondan sonra şu videoya gelelim. Videoyu biraz küçülttüm ve sol köşeye yerleştirdim. Hemen başa geliyorum ve play diyorum. <laughs> Evet hafif kafa etrafında siyahlıklar var ama genel olarak iş görür mü idare eder. Bu tür programlarda genelde çok el kolu hareketi yapmamanız gerekiyor. Dikkat edin bu programları inceleyen kişilerde böyle sabit robot gibi duruyorlar genelde ve program güzel vesaire o şekilde anlatıyorlar. Çünkü hareket ettikleri zaman ya kafa çevrelerinde ya el çevrelerinde siyahlıklar ya da yeşil alanlar oluşacaktır. Tabii bir green screen perdeye göre işlev o kadar kaliteli olmayacaktır ama biraz kurguyla iş görür bir hale getirilebilir. Özellikle kısa videolar çekiyorsanız işinizi görecektir. Evet CapCut'ı gördük. CapCut'ta olay basit. Aslında çok daha iyi bir program daha var, Filmora. İnanılmaz efekt çeşitliliği var. Bunda da yeni çıkan versiyonunda arka plan kaldırma mevcut. Özellikle short video hazırlıyorsanız inanılmaz şeyler çıkartabilirsiniz. Bu programlarla ben çok fazla uğraşmadım açıkçası. Yani toplasanız 3-5 saat böyle bir bakmışımdır. İnci inci mıncırlamadım henüz. İlk defa ailenizi aldı zaman bile çok kolay olduğunu göreceksiniz. Evet videolardan arka planı kaldırabileceğimiz ikinci programımız Filmora. Her programı sizlere gösterdiğimde bir ayar yapmak zorundayım. Bazen karışıklar çıkabiliyor bu arada. Hemen videomu sürükleyip bırakıyorum. Özelliklere baktığımız zaman AI Tool'a girdiğim zaman Chrome Key, Portrait, Cutout, Hareket Takibi, Motion Tracking, stabilize eden stabilizasyon, lens correction inanılmaz özellikler var aslında bu programda. Üzerine yoğunlaşmak gerekiyor düşünüyorum. Ama tabii bu programlara yoğunlaşırsanız mesela işe olarak düşündüğünüz zaman size getirisi olmayabilir. Ama bir Adobe Premiere'de uzmanlaşırsanız her tür iş imkanına sahip olabilirsiniz. Hem daha iyi işler çıkartabilirsiniz. Ama bu tarz programların kötü olduğu anlamına gelmiyor bu. Bence hepsinden azıcık kullanmak gerekiyor işe göre diye düşünüyorum. Şimdi film o arada arka planı kaldırmak biraz daha karışık. AI Tools'a giriyoruz. Smart Cutout. Buradan klikliyorum. Advanced moda giriyorum. Şimdi hafiften şöyle seçmem gerekiyor. Bakalım ne yapacak. Evet. Gördüğünüz üzere yapay zeka her şeyi benim yerime halletti. Alanı işaretledi. Tabi burada istenmeyen yerler varsa bunu silebilirsiniz. Fırça boyutunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi fazla vakit olmadığı için üstün körü bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hemen Track Forward'e seçiyorum. Ve görevini yapay zeka bakalım ne kadar iyi yapacak birlikte görelim. Evet bütün işi yaptı. Şimdi tek yapmamız gereken save tuşuna basmak. Biraz play yapalım. Bakın ince ayarları yapmadığımız için hafif şey, sıkıntılar oluşmuş. Hatta sonda bazı kareleri silmemiş. Ama şöyle yapalım bunu kaldıralım. Hemen oyun videomu atıyorum. Şöyle keselim oyun videosunda. Bir üste attık mı? Hemen bunu da biraz küçültüp sol köşeye atıyorum. İnce ayarları düzgün yaparsanız CapCut'a göre çok daha başarılı bir program olduğunu söyleyebilirim. İnanılmaz bir efekt çeşitliliği var. Bu programı kurcalarsanız çok iyi işler çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Şöyle like efektimizi atalım. Şöyle sola çekelim. Like efektimizi attık. Gerçekten başarılı diyebilirim. Filmora gerçekten inanılmaz bir program. Özellikle short video hazırlıyorsanız acayip işinize yarayacaktır. Videolardan arka plan kaldırma ile ilgili CapCut ve Filmora'yı da sizlere göstermeye çalıştım. Sıcaklarda bu kadar oluyor. Hatam varsa affola. Abone olmayı unutmuyoruz bu arada. 1, 4, 2 etti 7 program. OBS Studio'ya geçelim o zaman. OBS Studio'da göstereceğim pluginler var. En son da Elgato'nun yazılımını inceleriz ve videoyu sonlandırırız. Hadi bakalım devam edelim. Evet dostlar şimdi OBS Studio'da iki adet plugin göstereceğim sizlere. İlki Background Removable. İkincisi Virtual Background. Hemen sağ tarafta Go to Download kısımlarını görüyorsunuz. Bunlara tıklıyorum. İlk programda aşağı doğru indiğimiz zaman Windows kurulumu dördüncü seçenek x64 zip. Buna tıklıyoruz ve indirmeye başlıyor. İkincisi zip file. Hemen buna sağ tuşla tıklıyorum. Bağlantıyı farklı kaydet diyorum ve kaydediyorum. İndirilenlere geldi. Hemen klasörde göster diyorum. Ve iki dosyayı yeni klasörün içine atıyorum. Yeni klasörü açtım. İkisini seçip Winrar'ı seçiyorum ve buraya ayıkla diyorum. Klasörleri Winrar'la açtığım zaman içinden çıkan dosyalar AI Remo klasörü, Data, OBS Plugin klasörlerini çıkardı Winrar. Aslına bakarsanız AI Remo dosyasının içinde de aynı klasörler var. Data ve OBS Plugin. OBS Studio'ya sağ tıkla tıklıyorum. Özellikle diyorum. Dosya konumu aç diyorum. OBS Studio ana klasörüne geliyorum ve ana klasöre geldiğim zaman data ve plugin klasörlerini burada da görebiliyorsunuz. AI Remove'a girdiğim zaman burada da data ve OBS plugin dosyalarını görebiliyorsunuz. Bunları kesli alıyorum. Diğeriyle birleştirebilirim aslında. Aynen. Bunu silebilirim. Şimdi ihtiyacımız olan data ve plugin klasörleri. Bu dosyaları buraya kopyaladığım an işlemimiz tamam. Ben kopyalamıyorum çünkü OBS Studio şu an kayıt yapıyor. Hata alabilirim pluginleri kurmak bu kadar basit. İndirdiğiniz dosyaların içindeki data ve OBS plugin dosyalarını OBS Studio ana klasörüne kopyalamanız yeterli. Bu şekilde pluginler OBS Studio'da aktif olacaktır. Hemen kapatıyorum. Bayağı bir şey açmışız. Kapa 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 kapa. Şimdi yapmamız gereken şey video yakalama aygıtında filtrelere geliyorum. Burada şu an aktif olan Nvidia arka planı kaldırma. Videonun başında zaten kullanmıştık. OBS plugin olarak da çalışıyor bu. OBS bir birlikte geliyor. Şimdi bunu kaldırıyorum. Pluginlerimizden ilki üst tarafta ses video filtrelerin orada. AI, Remo, BG. Diğeri de bir alt tarafta en üstte arka plan kaldırma diye görebilirsiniz. Sırayla gidelim o zaman. İlk önce AI, Remo, BG'yi ekliyorum. Ekledim. Şimdi burada bu basit bir plugin ve etkili. Şu an Blur seçeneği aktif. Hemen kapatıyorum ve tam ekrana geçiş yapıyorum. Tekrar filtrelere geliyorum. Filtrelerde Change, Background Color diyorum. Renk seçiyorum. Şöyle bir Yeşil seçelim. Tamam diyelim. Sonra yeşil yaptıktan sonra efekt filtrelerine geliyorum. Chrome anahtarı diyorum. Okey diyorum. Şöyle yaparsam. Evet arka planı kaldırdı. Arka plan ve oyun yapayım şimdi. İdare eder mi? Siz karar verin. Masa üstüne getireyim. Masa üstü görünümüz bu şekilde. Biraz daha sağa çekebilirim. Tam ekran yapabilirim. Evet. Bu plakinin çalışma kalitesi bu şekilde iyi mi kötü mü siz karar verin. Diğeri bu kadar iyi değil sanırım. Öyle hatırlıyorum ama yine de onda bir size gösteriyor. yine filtrelere gelelim. Bunu kaldıralım. Hemen aşağıdan arka plan kaldırmayı seçiyorum ve okay'liyorum. Gelişmiş ayarlar diyorum. Birçok ayar var. Biraz bunları kurcalamak gerekiyor düzgün görüntü elde edebilmek için. Evet sanırım eşik değeriyle biraz oynamamız gerekiyor. Segmentasyon modeli diyor. Sanırım buradan Sinet'i seçiyordum. Şimdi burada olay dikkat ettiğiniz üzere koltuk gerçekten işiz bozuyor. Valla biraz kurcaladım ama elde edebildiğim en iyi sonuç bu. Çok kötü. Ama biraz ince ayar yaparak düzeltiyordum sanırım bunu. Ama tabii çok kaliteli olmuyor. Çok iş yapmaz gibi duruyor. Anlatmak istediğimi anlamışsınızdır herhalde. Birçok program incelemesinde böyle sabit duruyorlar. Ve program düzgün gibi duruyor. Ama hareket ettiğin zaman... <laughs> her şey aydınlanıyor. Evet, OBS eklentilerinde size göstermeye çalıştım. Bu arada filtrelerde kapatalım. MD arka plan kaldırma da var. Tabii ki bu çok daha başarılı. Burada tabii kalite modumuz var ve performans modumuz var. İşlemci gücünüze göre, GPU gücünüze göre bunu seçebilirsiniz. Şu an ben en üst düzeyde kullandığım için kalite çok daha iyi olacaktır gördüğünüz üzere. Şimdi NVidia Studio gördük. 4 adet uygulama bunu gördük. Etti 5. Videodan arka plan kaldırmayı gördük. Etti 7 iki tane OBS plugin etti 9. OBS'in içindeki Nvidia'yı da sayarsak etti 10. 11 demiştim. Bir tane daha göstereyim o zaman sizlere. O zaman videonun başında baba bir program ve sonunda da baba bir program gösteriyorum. Ortaya da iş görecekleri koydum diyebiliriz. Hadi başlayalım. Evet 11. programımız Elgato Camera Hub direkt ekran görüntüsü almam yeterli çünkü büyük ekran gösteriyor. Şöyle bir göstereyim sizlere. Blur koyuyorum. Evet. Blur'un şiddetini ayarlıyorum. %7 yaptım. Görüntü bu şekilde. Ondan sonra arka planlarımız var şekilde deneyebiliriz aslında. Güzel bir tane bulalım. Evet, bu saat olan değişmiş bayağı bir. Böyle bir video arıyordum. <laughs> Elgato'nun içinde varmış. Boşu boşuna uğraşmışım aslında. Ama OBS'te yaptığım sahnede o kadar kötü olmadı sanırım video başlangıcındaki. Videonun sonunda bu sahneyle bitiririz o zaman. Arka plan bu şekilde. Şimdi bunu başka bir video içine atmak istiyorsanız şuradan artıya basıyorum ve bir green screen ekliyorum. Mesela oyun bölümünde kullanmak istiyorum. Hemen video yakalama aygıtına geliyorum ünitelerden artıya basıp Chrome anahtarı ekliyorum ve kapatıyorum. Evet şu an OBS Studio'dayım. E, oyun sahnesini açtım. Elgato'nun Camera Hub yazılımını kullanıyorum. Green Screen arka plan yaptım. Chrome K ile arka planı kaldırdım OBS Studio'da. Oyun videosu açtım. Görüntü bu şekilde. Siz karar verin. Elgato ne kadar iyi veya kötü yorumlara yazabilirsiniz. Bu Elgato'nun kendi yazılımı. Tabi bunu kullanabilmeniz için bir Elgato Capture kartınız olması gerekiyor. Bende Kemlik var. Şimdi tam ekrana geçerim ve arka planı değiştirelim. Videonun girişinde MD Broadcast'le çekim yapmıştım. Videonun sonunda da Elgato yazılımıyla çekim yapıyorum ve kendi sahnelerinden birini kullanıyorum Elgato'nun. İlk sahneyi kendim hazırlamıştım. Bu hazır Elgato'nun sahnesi. Şimdi başa ve sona iki adet baba program koydum. Ortaya da iş görecekleri koydum. Hangileri iş görür, hangileri iş görmez. Buna siz karar verin. Yorumlara yazabilirsiniz. Evet İstanbul'da hava serin ve video çekme fırsatı bulabildim. Elimden gelen bu kusura bakmayın sıcaklarda atladığım şeyler olabiliyor. Bir şeyleri bilseniz bile anlatabilmek gerçekten kolay bir iş değil. Bunu kelimelere dökmek veya insanların birçok işini anlayabileceği bir dilde söylemlerde bulunmak zor bir iş diyebilirim size. Bu arada yansımalardan dolayı gözlüklerde sanırım bir bozulma gördüm gibi geldi. Tweetinin bir kedi gördüm demesi gibi bir mevzu bu sanırım. Softboxlardaki yansımalardan dolayı Elgato Programı biraz sıkıntı oluşturuyor gibi duruyor gözlüklerde. E, softboxları biraz geride kullanmak sorunu çözecektir. Ama benim mesafem çok kısa olduğu için elden gelen bu. Umarım bayramınız güzel geçer, tatiliniz güzel geçer. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olarak kanalımı destekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere dostlar, hoşçakalın.